Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda dünyayı sevmeyecek miyiz sorusuna cevap vermeye çalışacağız. İnsan bu dünyada dünyaya geliyor, yaşıyor ve neticede bu dünyada ölümü tadıyor. Hayatımız bu dünya içinde gelip geçiyor. Ve normalde hepimizde dünyaya karşı alakalar var, dünyaya karşı muhabbet var. Dünyayı seviyoruz. Ama mesela peygamberimizin şu hadisinde duymuşuzdur. Hubbu dünya ve sükürlü hatiye. Yani dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Bu hadise göre dünyayı sevmemiz uygun değil. Ama İslami naslar, ayetler, hadisler değerlendirilirken sadece bir tek ayet ve hadisten yola çıkılmaz. Diğerlerine de bakmak gerekir. Ve beraberce değerlendirildiğinde daha istikametli, daha dengeli bir değerlendirme mümkün olacaktır. Şöyle ki, dünyanın bir yönü değil, çok yönleri var. Dolayısıyla dünyanın sevilecek yönü var, sevilmeyecek yönü var. Eğer bunları birbirinden ayırt edebilirsek, sevmemiz gereken yerde dünyayı severiz, nefret etmemiz gereken yerde dünyadan nefret ederiz. Meseleyi şu şekilde tasnif etmek mümkün. Dünyanın başlıca üç ciheti var, üç yüzü var. Bunlardan bir tanesi dünyanın Cenab-ı Hakk'ın isimlerine ayini olması. Bir ikincisi dünyanın ahirete tarlı olması. Bir üçüncüsü dünyanın fena ve fani yönü, günahlara bakan yönü. Günahlara bakan yönüyle dünya sevgisi gerçekten bütün hataların başıdır. Bir insan dünyayı taparcasına sevdiğinde ahireti unutur ve bu unutmanın neticesinde şu dünya hayatının fena, fani, geçici işleri içinde boğulur kalır. Ama dünya bize Allah'ı tanıtır. Şu dünya Cenab-ı Hakk'ın en antika sanat eserlerinin sergilenmiş olduğu bir sergi durumundadır. Bir müze durumundadır. Bizler dünyayı görmekle, bilmekle, tanımakla Cenab-ı Hakk'ı daha iyi tanımış oluyoruz. Nasıl ki Mimar Sinan'ın yüzlerce eseri vardır. Her bir eserini gördükçe Mimar Sinan'ı daha yakından tanırız. Ona olan hürmetimiz, hayranlığımız daha da artar. Bizler dünyada Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeyleri seyir ve temaşa etmenin neticesinde Allah olan muhabbetimiz daha da artıyor. Ve Cenab-ı Hakk'ı daha yakından tanıma lütfuna, nimetine ermiş oluyoruz. İlimlerle Allah'ı tanıyoruz. Yarattığı bütün varlıklarla Allah'ı tanıyoruz. Ama bir de dünyanın başka bir yönü var. O da güzel bir yönü yine. Ahiretin tarlası. Burada ne ekersek öbür alemde onu biçeceğiz. Ne verirsen elinle o da gider seninle diyorlar. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Bu anlamda çok güzel şeyler var. Bu dünya ahiretin tarlası. Ve biz bu tarlaya tohumlar serpiyoruz. İyilik tohumları veya kötülük tohumları. İnsan bu diliyle güzel sözler de söyleyebilir. Yalan, iftira, gıybet gibi kötü sözler de söyleyebilir. İyi sözler söyleyenler cennette bunun sevap meyvelerini biçecekler, yiyecekler. Ama kötü sözler söyleyenler cehennem zakkumunda bunun acısını, ızdırabını duyacaklar ve cezasını çekecekler. Dil itibariyle böyle olduğu gibi daha diğer azalarımız itibariyle, yaptığımız fiiller itibariyle yine böyle. Acı biber ekmişsek oradan acı bir biber meydana geliyor. Tatlı biber ekmişsek tatlı biber meydana geliyor. Onun gibi insanlar dünyada ne yapmışsa diğer alemde bu karşılarına çıkacak. Bu da dünyanın ikinci bir yönü. Bu da güzeldir. Dünya madem ahiretin tarlası, ahiret hesabına dünyayı iyi kullanmak lazım. Ve bu yönüyle dünyada biraz daha kalmayı istemek, bu kötü bir şey değildir. Biraz daha kalayım, biraz daha fazla sevap kazanayım anlamına gelir. Evet, dünya bir çile yeridir ama bu çile ahirette sevaba dönüşebilecektir. Bundan dolayı dünyada daha çok hayırlı işler yapmak için dünyaya talip olmak kötü değildir. Mala talip olmak kötü değildir. Yani servetim olsun ama bunu Allah yolunda kullanayım. Bunu istemek, dünyayı istemek değil, ahireti istemek anlamına gelir.
Bir de dünyanın fena yönü, fani yönü, kötü yönü var. O yön gerçekten günümüzde pek çok insanı meşgul edebilmekte. Normalde bizlerin gözü ahiretten perdeli, ahirete kapalı. Ve varsa da yoksa da dünya hayatı, onu biliyoruz. Veya pek çok insan böyle biliyor. Kur'an-ı Kerim'de nakledildiği üzere مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا دُنْيَا, varsa da yoksa da dünya hayatı, نَمُوتُ وَنَحْيَا, işte ölür, dirili, ölür yaşarız, bunu söylüyorlar. وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرِ, zaman bizi helak edip gider. Yani zamanın akışı içerisinde yok olur, kaybolur, gideriz diyorlar. Ve bu şekilde tek dünya, sadece ve sadece dünya görüşü bazı insanlarda hakim oluyor. Bu insanlar ahiretten gafil. Bu insanlar ahiretteki mükafattan haberleri yok. Ve dolayısıyla bu insanlar sadece ve sadece dünyayı seviyorlar. Böyle olunca dünyayı tümüyle bir cennete çevirmeye çalışıyorlar. Ve belki de şunu da söylüyorlar. Diyorlar ki dünyada karnın tok, sırtın pekse sen cennettesin. Ama dünyada problemlerin varsa bir nevi cehennem yaşıyorsun. Cennet de burada, cehennem de burada diyenler çıkabiliyor. Halbuki mesele onların anlattığı gibi değil. Yani dünyada evet insanı üzücü durumlar var, insanı sevindiren durumlar da var. Ama dünya ahiretin tarlası. Ve dünyadaki insana sıkıcı gelen bir takım şeyler cennetteki makamını artırabilir. Dünyada lezzetli gelen şeyler cehennemde azabını artırabilir. Ve bu açıdan baktığımızda haram lezzetler, gayrimeşru lezzetler zehirli bir bal hükmündedir. Zehirli bal görünüşte tatlıdır. Ama neticede ızdırap verir ve neticede o insanı kıvrandırır. Diyelim içkiye alışan bir insan, içki dünyanın bir parçası, dünya zevklerinin bir parçası. O anda belki çok zevk aldığını zannediyor ve zevkten kendini dört köşe gibi görüyor. Ama daha dünyada bile acınacak bir hale geliyor. Ve bakıyoruz ki bu insan kendi evini bile bazen bulamıyor. Ve sokakta bir köşede sızıp kalabiliyor. Bu nasıl lezzet? Bu nasıl böyle dünya? İnsan gerçekten hayret ediyor. Veya bir uyuşturucu. İnsan belki ilk kullandığında toz pembe bir dünyaya girdiğini zannediyor. Ama yavaş yavaş o insanı zehirliyor. Yavaş yavaş o insanı adeta insanlıktan çıkarıyor. İşte bu yönüyle dünyayı sevmek, fani lezzetleri, günahları yönüyle dünyayı sevmek her türlü hatanın başıdır. Ve bu tarzda dünyayı sevmekten uzak kalmak lazım. Bu yönüyle dünya sevilmeye değil, nefret edilmeye layıktır. İnsan günahları sevmemeli, günahlardan nefret etmeli. Günahlardan nefret edersek uzak kalırız. Ama günahlar bize tatlı gelirse o cazibe bizi kendine çekebilir. İşte günümüz şartlarında, ahir zamanın yaşandığı bu zamanda günahlar çok cazip geliyor. Adeta yani bir ateş düşünün. O ateşe kelebekler her taraftan geliyorlar. Kendilerini ateşe atıyorlar. Bir cazibe var. Günahların da gerçekten bir cazibesi var. Ve bunun neticesinde belki de günümüzde pek çok insan bile bile kendini ateşe atıyor. Bile bile günaha kendini kaptırıyor. Halbuki dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Bunu insanımız bilse, dünyayı bu yönüyle sevmek değil, nefret etmesi gerektiğini anlasa, dünyanın bu tehlikelerinden uzak kalmaya çalışır. Dünyayı bu yönüyle sevmez, bu yönüyle dünyadan nefret eder. Ama Allah'a ayini olan ve Allah'ın diğer alemde hazırlamış olduğu cennete tarla olan kısmını sever ve o şekilde dünyayı sonuna kadar değerlendirir. Zaten bu dünya hayatı ahirete bir basamak olması, vesile olması cihetiyle son derece önemlidir. Bu yönüyle dünyayı değerlendirmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.